Ülkü Çoban, Umut Can birlikte depremin ilk saatlerinden itibaren haber nöbetimizi sürdürüyoruz deprem bölgesinde, depremin etkilenen bölgelerde. Antakya'da başladık, Adana'yı gördük, oradan size yayınlar yaptık, aktardık. Dün Osmaniye'ye uzandık, Gaziantep'e gittik. Hava sıcaklığının çok daha düşük olduğunu gördük Gaziantep'te ve oradaki yurttaşların ısınma sorunu çok daha belirgin bir şekilde hala ne yazık ki tam anlamıyla çözülememişti. Çadırlar belli ölçülerde kuruluyor kent merkezlerine. Bu takipleri sürdürüyoruz ama şimdi Şimdi özel bir bölgeye geldik Umut Can Yütük'le birlikte. Arsuz'da, Arsuz neresi? Arsuz Hatay'ın bir ilçesi aslında ve deyim yerindeyse Ülkü Çoban, Cennet gibi bir ilçeden bahsediyoruz. Burası anladığımız kadarıyla bölge halkını da dinledik. Yazlık bir bölümü daha çok. denize bir kıyısı bulunuyor. Oldukça güzel bir ilçe. Ne yazık ki depremden fazlaca etkilenmiş durumda. Şimdi o noktalardan birindeyiz. Aslında yıkımın en yoğun olduğu yerlerden birindeyiz Arsuz'da. Bakın giriş yasak yazısını görüyorsunuz. Hemen sağımızda ve solumuzda da asker ve emniyet güçleri tarafından yoğun bir güvenlik önlemi alınmış durumda. Çünkü toplu konutlar ismi verilen bu bölgede gerçekten yıkım oldukça fazla. En çok yıkımın, en çok tahribatın belediyeden edindiğimiz bilgilerle de bölge halkının aktardıklarıyla da burada olduğunu öğrendik. Toplamda 78 konut bulunuyor. Bulunduğumuz yerde ve çok sayıda hane var. Bu 78 konutun tamamı kullanılamaz hale geldi. Bir kısmında ise yoğun bir enkaz söz konusu. Şimdi biz iznimizi aldığımız için sadece sınırlı bir bölgeye giriş yapacağız. Zaten emniyet güçlerini, askeri de görüyorsunuz şu anda. Yoğun bir önlem var. Umutcan'a da şöyle yardımcı olayım Biz de tabii çok yaklaşmamız Hem sakıncalı hem de eşyalarını bir ölçüde buradan almaya çalışan depremzedelerin olduğunu aktardı bize buradaki emniyet güçleri. Dolayısıyla onların işlemleri de sürüyor. Şimdi biraz bilgi vermek gerekirse Ülkü Çoban buradaki yapılar aslında Umutcan'dan rica ediyorum. Hemen şu solumuzdaki binaya çevirirse size göstererek aktaracağız buradaki yıkımın tahribatını. Bakın 3 tane kat görüyor olmalısınız şu anda. Daha görece gözle görülebilir 3 tane ayrı katını görüyorsunuz apartmanın ama aslında en altta bir kat daha bulunmaktadır bulunuyor. Yani bulunduğumuz yerdeki depremin tahribatı daha ziyade bütün bloklar için aynısını söyledi buradaki yetkililer ve buradaki bölge halkı aşağıya doğru bir çökme söz konusu olmuş ve giriş katlar tamamen ...apartmanın, enkazın altında kalmış, enkazla dönmüş durumda. O katlarda yoğun bir yaşam mücadelesi sürdü. Ee, ve bir yandan da arama kurtarma ekipleri günlerce bu noktada devam etti çalışmalarını. Özellikle o giriş katlarda ne yazık ki cenazelerin büyük bir kısmının oralardan çıkarıldığı bilgisini aldık. Arsuz'dan bahsettim size biraz ama biraz da anlatmak istiyorum Ülkü Çoban. Bir yandan bir yandan şöyle de bir gözlemimiz var... Çok çok güzel insanlara dokunuyoruz burada. Antakya'nın insanı, Hatay'ın insanı, İskenderun'un insanı o kadar o kadar candanlar ki o kadar iyiler ki bizi görüyorlar. Kendileri depremzede bir parça erzakları bir parça kumanyaları var. Nerede yatacakları bundan sonra nasıl yaşamlarına devam edeceklerini bilmeden bize soruyorlar. Yemek ister misiniz karnınız aç mı bir ihtiyacınız var mı diyorlar. Az önce yine Arsuz'da bir evin bahçesinde enkaza dönmemiş ama bir şekilde daha sağlıklı bir şekilde duruyor. Ama sonuçta hasar tespiti yapılması beklenen bir bahçede bir aileyle tanıştık çok sıcak insanlardı. Bize mandalinalarını, portakallarını yedirdiler. Limonlarından ikram ettiler. Buranın bölge halkı aynı zamanda bunlarla geçimini sağlıyor. Çiftçiliğin yoğun olarak yapıldığı, tarımın yoğun olarak yapıldığı da bir bölgeden bahsediyoruz. Bir yanıyla da turistik bir alandan bahsediyoruz. Geldiğimiz hatta yani sahil sınırında denize kenara olan bölgelerde çok sayıda otel vardı ama onların da kullanılamaz hale geldiğini gördük. Namık Koç'a bir yayın yapmıştık bu noktadan yine bu ilçeden. Namık Koç'a aktardığımız o görüntülerde de izleyicilerin biz görmüştür takip edenler o otellerde kullanılamaz hale gelmiş durumda. Şimdi şu noktayı birazcık daha Umutcan size göstersin. Çok da bize belirlenen sınırın da dışına çıkamıyoruz bizlerde. Bizim de can güvenliğimiz açısından bu yarılarda bulundular tabii. İşte bu nokta gerçekten Arsuz'da yıkımın en yoğun yaşandığı nokta. Size limonlardan portakallardan bahsettim. Bakın hemen solumuzda işte böyle bereketli bir topraktayız aynı zamanda da. Limonları görüyorsunuz, o ağacı görüyorsunuz. Bu enkazda, bu depreme rağmen ayakta kalan bir limon ağacı tam karşınızda. Kentin dört bir yanı bunlarla dolu, turunçlarla dolu, limonlarla dolu. Ee, bölge halkı bunlarla geçimini sağlıyor ama şu saatten sonra tabii şunu söylüyorlar bu enkazın izini, bu depremin izini nasıl nasıl toparlayacağız nasıl bunu e, tekrardan hayatımızı normale çevireceğiz tekrardan sürdürülebilir bir yaşama doğru adım atabileceğiz biz de bilmiyoruz diyorlar. Ee, buradaki mücadele de böyle sürüyor diyelim. Arsuz'daki e, takibimizi biz de devam ettireceğiz. Biraz daha dağlık bölgelere gidildiğinde daha içeride köylerin olduğundan bahsedildi. O köylere bakalım yardımlar ne ölçüde ulaştırıldı. O köyler vaziyet nasıl? Onları da görüntülemeye devam edeceğiz Umutcan'la birlikte. Burası Arsus Toplu Konutlar Bölgesi ve yıkımın en çok yoğun olarak yaşandığı bölgeden size yayınımızı yaptık Ülkü Çoban.